Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. 40 soru serisi problemler kampında bugün nerede kaldık? 4. testte 4. videoda kaldık arkadaşlar. 4. testin ben sorularını şöyle videodan önce biraz bakayım dedim. Hatırladım arkadaşlar. Yazdığım soruların tabii hangisi hangisi hangi sayfada bilinmiyor. Soruların uzunluğuna veya kazanımlarına göre farklı farklı testlere konulabiliyor sorular. Bundan kaynaklı sevgili gençler. Şöyle bir sorulara bakayım dedim. Ve ben bu testi, bu soruları hatırladım. Çok güzel ama çok güzel sorular var bu testte. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım. Çok iyi dinliyorsun. Aynı zevki, aynı tadı, aynı duyguları sen de yaşayacaksın çünkü. Çok inanılmaz güzel bir test. Bizi bekliyor şimdi. Önümüzdeki 25-30 dakika boyunca. Arkadaşlarım algılarınızı açıp, kulaklarınızı açıp iyi dinliyorsunuz. Kitabınızı da sevgili arkadaşlarım açıklamalar kısmında link mevcut, satış linkleri mevcut. İster linktree'den bakabilirsin, ister oraya 3 tane daha farklı link koydum. Bir de arkadaşlar indirimli ikili set linki koydum ben oraya. Şu iki kitabın yani 40 soru serisi TYT Matematik ve 40 soru serisi Problemler kitabının sevgili arkadaşlarım ikisinin beraber olduğu bir satış linki mevcut. İki kitabı birlikte aldığın takdirde indirimli faydalanıyorsun bundan. Ve iki kitap toplamda 160-170 sayfa, 80-88 168 sayfa iki kitap uygun fiyatlara sevgili arkadaşlarım elinize geçiyor. Evet gençler kanala abone olduysanız tabii ki ve videoyu da beğendiyseniz geçelim dördüncü soru testimizin çözümlerine. Hadi buyurun bakalım. Test 4'ün çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuza bir bakalım çok güzel bir sorudur kendileri. Bir sınıf başkanını belirlemek için sınıf öğretmeni Tuğra tarafından bir anket yapılıyor. Sınıf başkan adayları Barış Damla ve Özüm'dür. Tamam. Şimdi Barış Damla ve Özüm bunu BDÖ ile isimlendirebiliriz. Barış Damla ve Özüm ankete katılmıyor. Sınıftaki diğer öğrenciler 3 adaydan en az birini seçebiliyor. En az bir tanesini seçebiliyor derken anket olduğu için arkadaşlarım hani oy kullanımı söz konusu değil. Anket olduğundan Mesela iki adaya da oy verebiliyor veya üç adayın hepsine de oy verebiliyor. Damlayı seçen her öğrenci Barış da seçiyormuş. Şimdi he, bu cümleyi duyduk tamam bu küme problemi. Değil mi? Şimdi o zaman şöyle diyelim. Ee, çemberimizi aldık. Şöyle mesela Damlayı seçen her öğrenci Barış'ı da seçiyor demek. Damla demek ki içeride olacak Barış'ta. Yani sevgili arkadaşlarım şu şekilde olacak diyebiliriz değil mi? Hatta biraz şöyle yapalım. Heh. Daha sonrasında diyor ki en az iki adayı seçen öğrenci sayısı 17'dir. Yalnız barış seçen öğrenci sayısı 11'dir. Yalnız özüm seçen öğrenci sayısı 5'tir. Şimdi ben şuraya damla, şuraya damla ve buraya da barış diyeceğim. Damla kümesi, damlaya oy verenlerin kümesi, barışa oy verenlerin kümesinin içerisinde olacak ve özüm için herhangi bir şey söylenmemiş dolayısıyla özümün kümesini şu şekilde çizmekte fayda var. Yani D ile de kesişim olabilir, B ile de kesişim olabilir, kendi başına. Yani sadece özüme oy verenler de olabilir. Dolayısıyla kümemizin şekli şemali bu olacaktı sevgili gençler. Bunu da biraz şöyle büyütelim. Siz de geniş geniş görün. Şimdi diyor ki bak. Damla'yı seçen her öğrenci Barış'ta seçmiş. Tamam. En az 2 adayı seçen öğrenci sayısı 17'dir. Şimdi en az iki adayı seçen öğrenciler demek, öğrenci sayısı demek. 2 adaya veya 3 adaya oy verenlerin toplamıdır demek. Şimdi şu kısım A kısmı, A bölgesi. 3 adaya da oy verenler. D bölgesinde hem damlaya hem de barışa oy verenler bulunuyor. Daha sonrasında C bölgesinde de hem B'ye yani barışa hem de özüme oy verenler bulunuyor. Doğru mudur? Doğrudur. Başka e, diğer kısımlar yani mesela şurası ve şurası tek adaya oy verenler olmuş oluyor. Yani o zaman ben şunu söyleyebilir miyim? A artı B artı C bizim için artık 17'dir. Pekala. Yalnız barışı seçen öğrenci sayısı 11'dir. Yalnız barış seçenler şu bölgededir. Oradaki simit bölgesindedir ve 11 öğrenci varmış orada. Ve yalnız özümü seçenler de şuradadır, şu bölgededir. O da sadece 5'miş. Bu sınıfta toplam kaç öğrenci vardır diye soruluyor. Artık çok belli. A artı B artı C artı 11 artı 5 tane öğrenci vardır. 11 artı 5 16 yapar. A artı B artı C de zaten 17 idi. Bunların toplamı bana 33'ü verir. Yani cevap B'ymiş değil mi? Hayır. Burada dikkat. Dikkat ediyorsun. Burada barış, damla ve özün de bu sınıfın içerisinde. Sadece ankete katılmıyorlar. Dolayısıyla artı 3 diyeceğiz. Ne buluyorsak artı 3. Tamam cevap E seçeneği olacaktı gençler. Evet güzel soruydu. Çeldiricisi de sondaydı. Dolayısıyla cidden sağlam soruydu. Devam edelim ikinci sorumuzdan. ABC pozitif tam sayı olmak üzere. 30 soruluk bir testte A tane soruyu çözen Burcu'nun geriye B tane sorusu kalıyor. O zaman ben A ile B'nin toplamının 30 olması gerektiğini söyledi değil mi? Yani 30 soruluksa A tane soruyu çözünce geriye B tane kalıyorsa o halde toplam soru sayısı A artı B kadardır. Güzel. Bir önceki testten hatırla bu soruyu. Biraz daha komplike hali. Tamam. Devam. Diyor ki eğer Burcu diyor bu sefer diğer testteki sorudan hariç C tane daha soru çözersem. Hmm, şimdi A tane çözmüştü. C tane daha çözerse eğer Geriye 17 tane sorusu kalıyor. Evet, şimdi A tane çözdüm üstüne C tane çözdüm. Geriye 17 sorum kaldıysa demek ki A artı C'nin 13 olması gerektiğini ben bileceğim arkadaşım. Tamam. Ee, devam. Başkan eve söylemiş hiçbir şey söylememiş. Buradaki yargılardan hangileri doğrudur diyor. E şimdi güzel kardeşim bak. Ben A artı C'nin 13 olduğunu biliyorsam. Burada bize zaten ilk öncülüğe A6, A artı B 30'dur demiş. Bu doğru zaten. Bunda sıkıntı yok. Şimdi şuradaki A'yı bir yalnız bırakmak istiyorum. A eşittir 13 eksi C olur mu? Olur. Şimdi A gördüğüm yere 13 eksi C yazsam olur mu? O da olur. Bak 13 eksi C artı bunun üzerine B ekledim eşittir 30'dur dedim. Şu 13'ü aldım 30'un yanına fırlattım. Böylelikle B eksi C ne olmuş oldu? 30'dan 13'ü çıkardım 17 olmuş oldu. Bak burada ne diyor? B eksi C 17'dir. Ha bu da doğru. Güzel. B eksi A farkı en az 6'dır. Oo çok tehlikeli öncül. Şimdi bak. C tane daha soru çözerse, çözerse diyor ya bu pozitif bir sayı değil mi C? Şimdi ben burada A'nın maksimum değerini bulayım ki burası en az gelsin. A'nın maksimum değeri için B de zaten minimum değerini alır. Bak A yüksek olursa B düşük olur çünkü. Tamam çaktın köfteyi. O zaman ben burada A'nın maksimum değerini bulabilmek için de C'yi minimum seçmem lazım. o zaman C'yi 1 seçeceğiz. C 1 olursa A kaç olur? 12 olur. E şimdi A 12 ise B kaçtır? 18'dir. E şimdi o zaman 18 12 bana B eksi A'nın bu farkın minimum değerini verecektir. Demek ki kaçmış o da 6. Yani burada ne demiş zaten? 6 demiş. Demek ki bu da doğru. O halde doğru cevabımız neymiş? E şıkkıymış sevgili gençler. Evet şimdi devam edelim 3. soruyla. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü. 120 soruluk bir sınava katılan Evrar sınavdan sonra yanlışlarım doğru olsaydı 112 netim ya da boşlarım yanlış olsaydı 95 netim olacaktı diyor. Buna göre Evrar bu sınavdan kaç soruyu yanlış almıştır diye soruluyor bak. Yani şu soruda bak bu soruda şu soruda tam anlamıyla ÖSYM ayarında. Bak tam anlamıyla ÖSYM ayarında. Yani karşınıza çat badanak çıkabilir arkadaşlar bu seneki TYT'de veya MSÜ'de. Aklınıza bulunsun haberiniz olsun. Ben size söylemiş olayım. Siz bu soruları işaretlerseniz güzel olur bence. Şimdi 4 tane yanlış bir tane doğru götürüyorsa bir sınavda ben Ebrar'ın doğru sayısı, yanlış sayısı bir de boş sayısı diye şöyle isimlendireyim bunları. Bir çizelge yapalım tamam mı seninle birlikte. Şimdi güzel kardeşim bak Diyor ki 4 yanlış bir doğru götürüyor. Eyvallah ben doğru sayısına burada x demek istiyorum. Yanlış sayısına da 4y demek istiyorum. Neden 4y dedim yanlış sayısına? Çünkü 4'e tam bölünsün ki canımızı sıkmasın. Öyle kesirlemesiyle uğraşmayalım diye. Yanlış sayısı 4y dedim. Şimdi boş sayısı ona da z diyelim. İşte okuyalım dikkatli bir şekilde. Diyor ki yanlışlarım diyor doğru olsaydı. Yani şu 4y de doğru olsaydı. O zaman hiç yanlış olmayacaktı değil mi? Çünkü yanlışları doğruya çeviriyoruz şu an. E, hiç yanlış olmayacaktı o zaman. Tamam hiç yanlış olmuyorsa ee, ben netini nasıl hesaplarım? Neti direkt doğru sayısıdır. Hmm. O zaman 112 netim olacaktı diyorsa demek ki x ile buradaki 4y'nin toplamı 112'ymiş kardeşim. Bu cepte. Geriye kalan 8 tane soru da boşmuş. Yani ben şurada boş sayısına z demiştim ya. İşte orası z değilmiş aslında. Yani z'ymiş de z8'miş. Tamam bak burası 8 çok güzel. Devamı da diyor ki ya da boşlarım yanlış olsaydı. Şimdi 8 tane boşu yok mu? Evet. E şimdi bu adamın 4y artı 8 tane yanlışı ve x tane doğrusu olsaydı bakalım ne kadar net olacaktı. X'ten neyi çıkaracaktım? Şunun dörtte birini. Bunun dörtte biri y artı 2'dir. Demek ki ben x'ten y artı 2'yi çıkarınca ne kalacakmış? 95 olacaktı diyor bak. He, tamam. O zaman x eksi y. Şurası eksi 2'ydi ya. O eksi 2'yi karşıya attım. 97 geldi. Şimdi güzel kardeşim bak x eksi y'yi ben 97 elde etmedim mi? Ettim. Buradaki x'leri kolaylıkla götürebilirim. Üsttekinden alttakini çıkarım. x'ler gitti. 4 y'den eksi y'yi çıkardım. 5 y. Eşittir. 112'den 97'yi çıkardım. 15 geldi. O halde y kaçtır? 3'tür. Bizden ne isteniyor? Ebrar bu sınavda kaç soruyu yanlış yapmıştır diye soruluyor. E y 3 ise ben 4 y tane yanlışı vardır demiştim Ebrar'a zaten başta. 4 kere 3'ten doğru cevap 12 gelir. Mükemmel bir MSÜ veya mükemmel bir TET sorusu. Tamam. Bu kadar can alıcı, bu kadar güzel, tam ÖSYM kıvamında bir soru. Bence işaretle. Evet artık devam ediyorum dördüncü sorumla. Dördüncü soru için soruyu şöyle görelim. Şıklar, şıklara gerek yok. Biz doğru cevabı şıksız da buluruz. Değil mi? Böyle kolları sıvadık mı buluruz. Bir otomobilin, bir otomobilin saatlik ortalama hızına göre... Her 100 kilometre için tükettiği yakıt miktarı aşağıda birinci tabloda verilmiş. Şimdi birinci tabloda gençler e, her 100 kilometrede bir yaktığı yakıt miktarı gösteriliyor. Her 100 kilometrede bir. Şimdi güzel kardeşim bak. Mesela burada şu hızla giderse 100 kilometrede 4 litre yakıt tüketiyor. Şu hızla giderse 100 kilometrede 5 litre. Şu hızla giderse e, gençler 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketiyor anlamına geliyor. Tamam mı? Ve ikinci tabloda ne gösteriliyormuş? Yolun belli bölümlerini sabit hızla ne kadar sürede geçtiği gösteriliyormuş. Sabit hızla. He tamam. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. 300 kilometresini 3,5 saatte gitmiş. Şimdi ben giderim. giderim. Kaç hızda gittiğini bulabilmek için gittiği kilometreyi 3,5 saate bölerim. Ki burası yüzden küçük gelecektir. Aynı zamanda 3.5 demek 7 bölü 2 demektir biliyorsun. Tam anlamıyla şeyini bulalım. 600 bölü 7 yapar bu. 600 bölü 7 de 60'ın içinde 7. 8 defa 56 kalan 4. 40'ın içerisinde 7. 5 defa 85 küsür bir hızı var. Yani şu aralıkta. O halde 100 kilometrede 4 litre yakıt tüketecek. Ki burası 300 kilometre olduğuna göre 3 katıdır. 12 litre burada tüketti. Tamam. Bizden diyor ki yakıtın 1 litresi de 5 liradır diyor. Araç sahibi yol boyunca... Yakıt için ne kadar harcamıştır? Tamam, o güzel. En son buluruz, toplar buluruz, tamam mı? Şimdi devam edelim. 320 kilometrelik yolu 3 saatte gitmiş. E burası 100 küsürdür artık. Yani hani hatta 106 küsürdür diyeceğim. E yani şurada. E 100 kilometrede 5 litre yakıt tüketiyordu. Şimdi 100 kilometrede 5 litre yakıt tüketiyorsa, 320 kilometrede 320 kilometrede X litre diyelim. Tamam mı? Böylelikle şu sıfırla şu sıfırı götürdüm. 32 kere 5 160. 160'ı 10'a böldüm. 16 geldi x. Yani burada da 16 litrelik bir yakıt tüketimimiz mevzu bahis. Tamam. E şimdi bir de 180 kilometrelik bir yol var. Bu 180 kilometrelik yolu da 1,5 saatte gitmiş. Yani 3 bölü 2 saatte gitmiş. Ters çevirip çarparsam 360 bölü 3 yapar. Bu da 120'nin ta kendisidir. 120 bu aralıkta olduğu için Demek ki 100 kilometrede 6 litre tüketiyor diye diyeceğiz. 100 kilometrede 6 litre tüketiyorsa 180 kilometrede kaç litre tüketir? 6 kere 180 1080 yapar. 1080'i de ben 100'e bölecek olursam şu sıfırlar cortladı bu sıfırı sildim buraya bir virgül attım burada da demek ki 10.8 litre tüketmişiz. Ha virgüllü falan da geldi bak. Şimdi toplayalım bakalım bir. 12-16 daha 28 yapar. 28'i e 10.8 eklersem 38.8 yapar. 38.8 litre yakıt tüketmişim ben toplamda. E bu aracın e, yaktığı yakıtın litresi de 5 liraydı. Demek ki ben bunu 5 ile çarpacağım artık. 5 ile çarparsam 38 kere 5 e, 190 yapar. Artı 5 kere 0.8 de 4 yapar. Demek ki toplamı 194 liradır diyeceğiz. Keşke öyle olsa. Şu an benzinin litresi 40 liraya yakın. Yani <laughs> neyse konuşmayayım şimdi. Cevap 194 mi gençler? 194. Ya şimdi ben oraya yazardım benzinin litresi 40 lira diye de çok büyük sayılarla uğraşmak zorunda. <laughs> şaka şaka gençler yani 40 ile çarpardık en son bulduğumuz sayıyı. Hatta 40 ile çarpmak daha kolay olabilirdi ama 5 litre dedik. Temennimizi yazdık. Temennimiz. Tamam sıkıntı yok. Evet devam ediyorum. Beşinci sorumla. Ama gerçekten güzel soruydu yani. İyi yazmışız bu arada değil mi? Yani bir takdiri hak ettik yorum kısmına. Bir beğeni şöyle buton falan. Yorum kısmına bir şeyler yazarsanız. Siz de beğendiğiniz soruları bu arada yorum kısımlarına yazın arkadaşlar. Hani sonuç olarak yorum attığınız şeyler orada görünüyor ya. En azından dersiniz ki aa bak bu soruyu şöyle beğenmiştim. Yani 3-4 ay geçti aradan varsayalım. Unutmazsınız en azından. Tamam. Benim öğrenciler var şimdi çalıştığım yerde. Onlar öyle yapıyorlar. Yani taktik söyleyeyim size. Bir suyun sıcaklığı 1 santigrat derece ile 100 santigrat derece arasında ölçülüyor ve suyun hangi sıcaklık aralığında olduğu aşağıdaki tabloda gibi aşağıdaki tablodaki gibi sembolize ediliyor. 1 ile 40 santigrat derece arasındayken böyle bir diş yanıyormuş. 41 ile 80 arasında 2 diş yanıyormuş. 81 ile 100 arasında 3 diş yanıyormuş, tamam mı? Şimdi diyor ki Başlangıçta belli bir sıcaklıkta bulunan belli sıcaklık bilmiyorum. Benim için belli değil. Yani SML hocam benim için belli değil. Ama e, soru için belliymiş. O zaman biz belli olmayan o sayıya x diyelim. Bulunan su eğer 21 santigrat derece ısıtılırsa su sıcaklığının seviyesi 3 çizgi oluyormuş. şimdi 3 çizgi oluyorsa kesinlikle 81'dir veya 81'den büyüktür diyeceğim. O halde ben bu x'i 21 santigrat derece ısıtınca bu sıcaklık değeri 81 veya daha büyük oluyormuş. Yani 81'den büyük veya eşit oluyormuş. O halde şu söylenebilir. X büyük veya eşittir. 21'i karşıya atarsam kesinlikle X 60'dan büyük veya eşittir dedim ve kaydettim bunu. Cebe attım lazım olur. Devam. Eğer 24 santigrat derece soğutulursa yani aynı ikisi bu sefer 24 santigrat derece soğutunca bu sefer de tek e, diş yanıyormuş. Tek diş yanması için de en fazla 40 olması gerekiyor. Dolayısıyla 40 veya 40'tan daha küçük olabilir diyeceğim. Eksi 24'ü karşıya zıplatacağız. X küçük veya eşittir ne olacak? 64 olacak. E ben bunu da kaydedeyim. Bu da şimdi lazım olacak çünkü. Bu X değerleri 60'tan 64'ten daha küçük veya eşit ve 60'tan daha büyük veya eşitmiş gençler. Aha aralık burası. Bak buradan bunu aldım. Buradan bunu aldım. Çaktım oraya. E şimdi diyor ki suyun ilk sıcaklığının yani x'in santigrat derece cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Ve 60'tan 64'e kadar tamamını alıyorsa tabii ki 5 tane farklı tam sayı değeri vardır burada diyeceğim. Doğru cevabım da C şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Evet, 5'i de çözdük. Güzel soruydu. Yani neye benziyor? neye benziyor? Böyle ÖSYM'nin e, önceki yıllarda sormuş olduğu bir böyle sanırım Wi-Fi'li bir soru vardı diye hatırlıyorum. O soruya biraz benziyor. Oradan esinlenerek yazdık ama tabii daha farklı, daha güzel oldu. Tabii güzelliği tartışılır ama bence daha kaliteli oldu diyebilirim. Sonuçta onlardan sonra yazdık ve biraz düşünerek yazdık. Aşağıdaki şekilde 5 e, satırı ve 10 sütürün bulunan bir tablonun bir bölümü yırtılmış ve kalan kısmı da gösterilmiş gençler. Birinci satıra 1'den 10'a kadar, ikinci satıra 11'den 20'ye kadar. Böylelikle e, toplam 5 satır ve 10 sütun varsa 50'ye kadar yazılır. Şimdi burada 10 tane sütun olduğu bizim için değerli. Daha sonrasında x, y, z, t ve w sayılarının aritmetik ortalamaları 26 olduğuna göre a artı b toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle e, ben bu tam ortadaki sayı yani buraya z'ye bakacak olursam Burada, e burada 10 tane sütun olduğuna göre 10 tane sütun olduğuna göre yan yana 10 tane sayı dizilmiştir yani. O zaman bunun bir üstü mesela şurası 1 ise örnek veriyorum burası 11'dir, burası 21'dir ya hani 10'ar 10'ar artar ya 10 tane sütun olduğundan. Şimdi burası Z ise gençler bunun bir üstü Z 10'dur. Bunun bir solu Z 11'dir. Bir tane daha çıkarırım. Bunun bir üstü Z 21'dir. Burası z eksi 22'dir. Şimdi buraya bakıyorum. Burası z artı 10'dur. Burası z artı 11'dir. Bunun bir altı z artı 21. Burası da z artı 22 olur. E şimdi bak kardeşim. Z, z eksi 11, z artı 11. 11'ler gitti. Z eksi 22, z artı 22. 22'ler de gitti. E bunların toplamı 5z. Ve ben bunu 5'e bölünce... 26 geliyormuş o zaman Z'nin kendisi 26'dır be güzel kardeşim. Doğru mudur? Bence doğrudur. Evet yani şimdi şunlara ihtiyacımız kalmadı artık onları kullandık ve bir kenara attık. Buranın ben 26 olduğunu buldum. Bunun bir üstü 16'dır, bir üstü 6'dır. Bir sağı 7'dir be 7'ymiş. Bunun 16 36'dır, 16 46'dır. Bir solu 45 ve bir solu 44'tür demek ki A'yı da buldum. Bu da bitti. 44'te 7'yi toplarsan da 51 yapar. Cevabı işaretleriz. Doğru cevap B seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Evet güzel kaliteli mis gibi bir soruydu. Devam ediyorum 7. sorumla. Aşağıda verilen özdeş tartılardan ki çoğu öğrenci şurayı kaçırır. Lütfen bu özdeş kelimelerini kaçırmayın artık tamam mı? Yani ben ta öğrenciyken kaçırıyordum. Benden sonra gelen öğrenciler de kaçırdılar benden bir sonra gelen öğrenciler ve bir sonra gelen öğrenciler de kaçırdılar. Lütfen güzel kardeşim sen de kaçırıyorsun. Yapma be. Artık vazgeçelim şu kötü uylarımızdan. Tamam? Özdeş 3 tane tartının en tepesine bunları üst üste koymuşlar. En tepesine de bir tane elma konulmuş. Mavi tartının gösterdiği değer 1560 gram. Bunun gösterdiği değer de 2960 gram. Buna göre kırmızı tartımın ekranında yazan değer aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi şunun tarttığıyla şunun tarttığı arasında ne fark var? Sadece bir tanecik tartı farkı var değil mi? Yani bak bu elma artı tartı artı tartıyı tartıyor. Bu elma artı tartıyı tartıyor. Aradaki fark sadece bir tane tartı. O zaman ben 2960'dan 1560'ı çıkarırsam ki 1400 yapar kendileri. Bu 1400 bir tane tartıya tartının ağırlığını eşittir. Bize bir tartının ağırlığını buldurur. E şimdi şu neyi tartıyordu? Elma artı tartı. Elma artı tartı. Ben tartının 1400 olduğunu biliyorum. O zaman ne kalır? Tabii ki 160 gram kalır. Bizden e, kırmızı tartının ekranında yazan değer soruluyordu. Kırmızı tartının ekranında da sadece elmanın ağırlığı yazar. Çünkü sadece onu tartıyor. Demek ki burada 160 yazacakmış. O halde doğru cevabımız aşık olur sevgili gençler. Ve devam ediyorum. Artık son sorumdayım. Son soruyu ekrana sığdırırsam güzel olur. Evet. Hatta şöyle yapalım. Şıkların görünmesine şu anlık lüzum yok. Yazarken çok keyif aldığım bir soru. Ciddi anlamda çok keyif aldığım bir soru. Böyle neyi düşünüyordum? Benim bir arkadaş var. Ee, benim bu arkadaşım gemi inşaat mühendisi ve şu an gemide. Ee, en son konuştuğumuzda bana ee, Arjantin'deki bir limana doğru gittiğini söyledi. Tabii e, kendi gemisinde Wi-Fi var. Normalde uydu interneti falan kullanıyorlar. Ee, ama kendi gemisinde tabii biraz daha böyle donanımlı gemilerde internet hizmeti falan da oluyor. Artık nasıl e, şey yapıyorlar onu bilmiyorum ama görüntü falan görüşebiliyoruz. Ee, görüntülü WhatsApp'tan falan görüşüyoruz işte. O zamanlar bana söylemişti işte şunu şunu taşıyoruz demişti. Çok hatırlamıyorum ama Arjantin'deki bir limana doğru gittiklerini söylemişlerdi. Ben de orada saatin kaç olduğunu sormuştum. Ee, söylemişti sonra işte şu kadar var işte şeyi konuşmuştuk. Tabii sürekli batıya gittiği için biraz sonra saat farkı şu kadar olacak falan filan gibisinden bir muhabbet geçmişti. Oradan aklımda kaldı ve telefonu kapatır kapatmaz yazdığım bir soruydu aslına bakarsan. Dolayısıyla kıymetli bir sorudur. Lütfen dikkatli dinlemende fayda var. Benim için anısı da olan bir soru. Ve genelde böyle spontane gelişen işlerde çıkan, e, spontane gelişen olaylarda çıkan işler, ortaya dökülen işler daha güzel oluyor. Dolayısıyla benim de çok beğenerek yazdım, ve oldu dediğim bir soru arkadaşlar. Dikkatli dinlemenizde fayda görüyorum. Evet. Ne demişti? Aşağıda Sydney şehrindeki bir otelin resepsiyonunda bulunan farklı şehirlerin saatleri gösterilmiş. Hani böyle otellerin resepsiyonlarının arkalarında hep olur ya. İşte Sydney'de saat 13 iken, bu arada burası Sydney şehri unutma. Sydney'de saat 13 iken, Pekin'de 11'miş, Londra'da 4, 04 ama. İstanbul'daki saatte 88-88 yazıyor, Berlin'de 5. Şimdi Okuyalım devamı Neden 88 yazıyor orada? Resepsiyondaki saatlerden İstanbul'a ait yerel saati gösteren saat bozulduğu için hmm, tamam okunamamakta. Şimdi bozulmuş bu saat. Hani bozulunca böyle elektronik saatlerin bütün lambaları yanar veya bazıları söner falan. Bunun hepsi yanmış. Bozulmuş yani. Ayarlanması gerekiyor ya da resetlenmesi gerekiyor. O yüzden 8888 görünüyor. Pekala. Sydney şehrinde Sydney saatiyle yani şurada kullanılan yerel saatle orada kullanılan yerel, yerel saatle 23.30'da havalanan bir uçak 18 saat sonra İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da yerel saat saat 10.30'u gösteriyor. Şimdi şöyle diyelim. 23.30'da havalandı bu uçak. 23.30'da havalandıktan sonra tamam mı? Nereye iniyor? İstanbul'a iniyor ve İstanbul'da saat, şimdi 18 saat geçti ya aradan. 18 saat geçti değil mi aradan? Yani 18 saat sonra saat kaç olur e, Sidney'de? Yani İstanbul'a gidiyor ama Sidney'de saat kaç olur? Onu bulalım. Şimdi ben bunun üstüne 18 ekleyeceğim. Arkadaşlarım saat 17.30 olur. Tamam. Ama ama bu Sidney saati. Şimdi İstanbul'da ne olur? İstanbul'u soru vermiş. Diyor ki 10.30'u gösteriyor. Şimdi o zaman bunu bize niye vermiş? Hani ben Sidney ile İstanbul arasındaki yerel saat farkını bilmiyorum ya. İşte şimdi bulabilirim. Aynı anda Sidney'de 17.30 iken İstanbul'da 10.30. Yani İstanbul'un yerel saati Sidney'inkinden 7 saat geri. 7 saat geri. Şimdi o zaman burada 13 mü yazıyor? Burada ne yazar? 13'ten 7'yi çıkarırım. 06 çift 0 yazması gerekiyordu. Yani İstanbul'daki yerel saat 06 çift 0 olmak zorundaydı. İstanbul'a ait yerel saatin ekranındaki saat kaçtır diye sorulmuştu. O halde doğru cevabımız 06:00 yani saat sabah 6 olacaktı. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır dedik sevgili gençler. Evet. Güzel bir soruydu. Yani kafa karıştırıcı durumlar böyle özellikle yerel saat soruları için oluşabiliyor. Ee, gayet mantıklı bir şekilde sade bir sade ve şık bir şekilde çözdüğümüzü düşünüyorum açıkçası. Ee, umarım sen de beğenmişsindir. Evet artık videomuzun ve testimizin dördüncü testimizin sonuna geldik. Diğer teste yani beşinci teste görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da pek tabii unutmayın.